müzik forumları vardır. Ağız altı başlıklar altında işte kendi bulunduğumuz hakkında yaptığımız müzik hakkında kritikler okuyup cevap verdiğimiz platformlar vardı. Onun dışında herhangi bir şey yoktu ve büyük oranda zaten televizyonlara, radyolara bağlıydınız kendinizi göstermek için. Veya hiç yılmadan sokakta, bağlarda çalmak zorundayız. Bu hala bence geçer. Yani ne kadar ünlü olursanız, tanınmış olursanız, bu sokakta çalmıyorsunuz, Türkiye'yi turlamıyorsunuz, insanla gerçekten bir nefis gibi merhaba, bu benim şarkım demiyorsunuz, o çok tehlikeli bir süreç olabilirsiniz. Çünkü bir anda boşmuş başlayabilir. Bizim yapabileceğimiz yani Bahçeli evlerde Ankara'da çok küçük bir stüdyomuz var hakikaten. Buradan şurası kadar. Yarın kadere gelin. Bir tane kırmızı kaset çalımız var. Zaten orada tanıştık birbirimize. Çünkü kendi müziği yapmak isteyen adamlar çok kavramlıkları da çaldı. Birer bilmez bir tane kaset koyduk ve yarım saat dolaşma yaptık. İlk halimin çok fikri aslında oldu. İlk günkü dolaşmalarda o var. O kayıtları tekrar paylaşacağız bu kaset kayıtları. Ve o yani bu grubun manada doğru olduğunu hissettik. Kendi karşımızı yapacaktık. Yani başarılı olur, olmayız, albüm yapabiliriz, yapamayız. O zaman ki tabii bir grubun bir müzisyen en büyük hayali albüm yapayım, albüm yapayım, albüm yapayım. Şimdi öyle bir durum yok. Yani albüm diye bir şey daha kalmamasına geldi. Neyse ve yaptığımız şey farklı olduğunu inanıyorum. Bir yer inanacağını inanıyorum. Türkiye'de o müziğin eksikliği olduğunu inanıyorduk. Ve bunu göstermemiz gerekiyor. Gösterebiliriz. Yine en büyük aslında mecra televizyondu. Ve o dönem Senior Song diye bir yarışma çıktı. Ve dedik ki bu hani doğru bir tercih ve şans olabilir bizim için. Atladık İstanbul'a gittik. Yarışmanın ikinci olduk. Sonra geri döndük Ankara'ya. Bir anda meşhur olacağımızı sandık. Albüm çıkaracağımızı sandık. Onunla da adam girmişti iki sene için. O çok sancılı ve acı çektiğimizi görmüş. Ama sonra aslında şunu yapabiliriz. Yani o dönemki bar grupları işte popüler grupların şarkılarını kalınlayıp birçok yerde sancılı olabiliyor. Ama bizim bir inanımız vardı. Bizi etkileyen dönemdeki müzisyenlerin şarkılarını çalıp yer etmek istiyorum. İşte bir barda hatta yine Ankara'da SSK açılımında seçmelere gidiyorsunuz. Bir de öyle bir ciddiyet var Ankara'da. Yani bu babamın oğlu bilmem ne gibi abi çal sen de bir durum yok hakikaten. Her kurum bir müzik işletmecisi vardı. O çıkmak isteyenlikleri böyle çocuk koltuğunda gidip oturup çal bakayım diye izliyorum. Biz de öyle seçmelere girdik birkaç vardı. Bir tanesinde bir şeydi yani kendi parçalarımızla çalıyoruz. O 95'lerdeki, 96'daki işte New Metal gruplarının parçaları çalıyoruz. Abi iyi de dedi yani işte bir Guns N' Roses çalsınız, hani Metallica'lar çalsınız. Hafif 80'ler sonunda bizim bir sürü isim söylüyor. Yani biz bunu yapıp işte önümüze böyle anlar gelecek, orada bir tercih yapmamız gerekiyor. Yani inanıyor musunuz yapmak istediğiniz şey yoksa günü mü kurtaracaksınız? Yani o gün günü kurtarıp güzel para da veriyorlar yani çıkıp tamam peki abi ne istersen çalarız diyebilirim ama inanın 5 dakika mı kaldı? Hadi de 15 dakika geçtim. Dur bir sana mı? Baksana. Ya bu şartta bir de süre tutup ben burada oturdum ya. Neyse. Kuralları dikkat veriyor. Yani ben mimarlık okurken de aslında böyle bir öğrencim. Yani yaptığım maketler bir işe yaramazdı. Herkes gülerdi. Eskizlerim bir hafta benzemezdi. Şarap evini yapıp tuvalet koymayı tutmuştu adamım yani. Gülmüştüm yani. Ama enteresan fikirler bulup
Ben kafamda bir kanalize ediyorum. Yani tuvalet unutmuşum, unutmamışım işte. Binanın öyle şey oturmuş. Bunlar bir farklı ne fikir getirebilirim. Zaten hoca da onu tartışıyorduk. Sonra da şey oldu yani bütün mezun olduktan sonra 5 sene önce arkadaşlarım bunlar sen tuvalet telefonunda nasıl mezun oldun diyor yani. Baba koymadım ama yani siz orada o tuvalet öyle şeyle uğraşırken bina varsa ya çok güzel otursun diye uğraşırken ben başka bir şey kafama takıyorum. Bir derdim var. Yani sizin de hakikaten derdiniz var mı? Soruyor musunuz kendinize bir şey? Ne yapabilir, ne farklı, ne koyabilir şu dünyadaki olan bir tane her şey. Stres oldu kaç dakika. Neyse, tabii yani her şey tek başımıza olmuyor. Size yol gösteren birinin olması lazım. İşte Ankara'da Metropolis diye bir grup vardı. CEO'sundan sonra bizi gruplara çağırdı ve sahneye çıkardı. Dedi ki bu herifleri takip edin. Yani o bizim dönüm noktamızdan bir. Ondan sonra işte kendi şartlarımızı Ankara'da limon vardı ve ekol yaratmaya başladı. Bir sürü grup çıktı. Şu an hiç ağırlığı olan birçok grup var Ankara'da limon vardı. O yüzden hani fikrini, müziğini neyse, akademik görüşlerini sevdiğiniz adamları kendiniz öncü etmenize fayda var. Çok farklı fikirlerimiz, çok acayip fikirlerimiz olabilir ama her zaman bizden daha önce bu işleri iyi yapmış, kafa patlatmış adamlar var. Bunları fark etmek gerekiyor. Tabii yani bazı şeyleri de hakikaten zamanın gelmesi çok önemli. İşte bu kadar çok kafayı taktığınız zaman da olaylar girdiğiniz sistemden aslında kopabiliyorsunuz. Yani o sistemde olmakta bir sorun yok ama onun belli başlı kuralları var. İlk albümden sonra biz o albümü kopyalayıp o tutan formülü hemen bir sene, bir buçuk sene içinde başka bir albüm yapabilecekken içinizden geldi. 4 sene ortadan kaybolduk. Hep soruyorlar yani nereye gittiniz? Grup dağıldı. Bizde hep şöyle bir durum oluyor. Yani ben solo albüm yaptığımda da yine aynı sorular sormaya başladım. Grup dağıldı. Mangarı dağılacak falan yok. Mangarı biz yaşadığımız süreci. Ama arada geldikler, düşüşler oluyor. Çünkü ne yapacağımızı da biz bazen bilemiyoruz. Bir arayış içine giriyoruz. Bu da o inatçılık, o yine hala farklı ne yapabiliriz? Ve bazı şeylerin hakikaten vaktinin gelmesi gerekiyor. Şu akıllı, yani bunu duyunca acaba hangi bir parça biliyor musunuz? Onu biliyorsunuz. Yardım. Ama öbür türlü olmazsa şans.
herkesin bir zamanı var. Hakikaten buna çok inanmanızı istiyorum. Beklemek gerekiyor bazen. Yani yıllanması gerekiyor. Bu şartlarda olduğu gibi. Ve bir zaman geldiği zaman, bir gün geliyor o yerini buluyor arkadaşlar. O yüzden kendinize güvenin. Ve çok iyi şeyler yapın. 2019 sizin için harika bir yıl olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.